Past Continuous Tense Türkçedeki yordu ekine karşılık gelir. Özneden sonra uygun olan was were fiile de ayıncı takısı getirilerek oluşturulur. Türkçeye yordu şeklinde çevrilen bir yapı. Tekil öznelerden sonra was, çoğul öznelerden sonra da were kullanılır. Örneklerimize baktığımızda I was watching TV when you called. Sen aradığında televizyon izliyordum. When the phone rang. Telefon çaldığında she was writing a letter. O bir mektup yazıyordu. While we were having the picnic. Biz piknik yaparken it started to rain. Yağmur yağmaya başladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arka planı anlatırken past continuous yani was were verb ing yapısını kullanıyoruz. Esas olayı da simple past tense ile anlatıyoruz bu yapıda. Negative sentences yani olumsuz cümle yapısına geldiğimizde yapmamız gereken arkadaşlar was ve were'den sonra not getirmek. Was not kısaca wasn't, were not kısaca weren't şeklinde kullanılır. Fiile de ing takısını takıyoruz. Örneğimize baktığımızda you were not listening to me when I told you to turn the oven off. Fırını kapatmanı söylediğimde beni dinlemiyordun diye Türkçeye çevirebileceğimiz bir örnek. Question sentences soru cümlelerinde ilk olarak yes no questions yani evet hayır sorularına bakalım. Was ve were öznenin başına getirilerek evet hayır soruları oluşturulur. Was I reading that book when you came? Sen geldiğinde o kitabı mı okuyordum? Yes you were. Evet o kitabı okuyordun. No you weren't. Hayır okumuyordun diye kısa cevap verilebilir. Diğer örneğimizde were you sleeping when i called? Aradığımda uyuyor muydun? Yes i was. Evet uyuyordum ya da no i wasn't. Hayır uyumuyordum diye kısa cevap verilebilir bu soruya da. Open ended questions yani açık uçlu sorular. WH soru kelimesiyle oluşturduğumuz sorular. Açık uçlu sorularda soru kelimesi cümlenin başına getirilir. Örneklerimize bakalım. What were you doing at this time yesterday? Dün bu saatte ne yapıyordun? Why was she crying when I came? Ben geldiğimde o niçin ağlıyordu? Neden ağlıyordu diye çevirebiliriz. When ve while bağlaçları past continuous ve simple past cümleleri birleştirirken sıklıkla kullanılır. While iken bağlacı past continuous cümlelerden önce kullanılırken, when zaman dda anlamına gelen bağlacımız simple past cümlelerin önüne getirilir. Örneklerimize bakalım. While I was shopping, ben alışveriş yaparken I met an old friend, eski bir arkadaşla karşılaştım. I was shopping when I met an old friend, eski bir arkadaşla karşılaştığımda alışveriş yapıyordum diye çevirebiliriz bu cümlelerimizde.